yapacağım şimdi? Bir bu eksikti. Vay vay vay. Enteresan bir gün olacak belli ki. Yol yardım mı? Ha, benim tekerim patladı. Erenköy civarlarındayım. Ne demek bir saatten önce gelemeyiz ya? Ben o kadar para ödüyorum. Ne biçim şirketsiniz siz? Demek ki para her şeyi çözemiyormuş Sibel Hanım. Hani o kadar toplantım vardı. Yani alternatifleri sıralayıp sizi ya tabanvay dediğimiz bir sistem var, yürüyerek gideceğiz. Dolmuş minibüs ayarlayabiliriz. Hani çevirebiliriz yoldan ya da belki bir alternatif istersiniz. Benim araba boş, müsait. İsterseniz beraber şirkete kadar geçeriz. Siz şirketten birine sizin arabayı aldırırsınız. Nasıl? Başka bir şansım yok gibi. Buyurun. Eşyalarımı alıp geliyorum. Nasıl, rahat mısınız arkada Sibel Hanım? Çok rahatım, teşekkür ederim. Ne yapmamı istiyordun? Ön koltukta dibinde mi üstümü değiştirseydim? Bu araba niye bu kadar küçük? Sibel Hanım, tahmin edeceğiniz üzere bütçe meselesi. Bana mı bakıyorsun? Tabii önüne baksana. Allah. Düşünmeden alamıyorum kendim. Acaba niye şirkette değil de burada giyiniyor diye. Ben sana şov yapmak istedim arabada. Bu yüzden. Bu şekilde şirkete gidilir mi? Bir sürü soru sorarlar. Hem sana ne? Sana ne? Neredeyse geldik Sibel Hanım. Şirkete birlikte girmeyelim. Yanlış anlaşılır. Nasıl emrederseniz Sibel Hanım. Geç kaldın. Teker patladı. Siz mi değiştirdiniz tekeri? Değiştiremez mi? Sibel o arabayı söker, tekrar takar gerekirse. Yalnız olmasın, bu bakışmayla içim titredi resmen. Ne konuşuyorsunuz öyle fısır fısır? İşinize dönün. Derhal. Hemen randevularınızı çıkartayım ben. Efendim anne. Nasıl, sakinleştin mi biraz? İyiyim anne, merak etme. Sen bizden bir şeyler saklıyorsun. Biliyorum babandan çekiniyorsun, abine güvenemiyorsun. Ama benimle konuşabilirsin. Birlikte çözeriz ya. Anne, çözülecek bir şey yok ki. Peki tamam. Benim şimdi bir işim var ama sonra muhakkak konuşalım, tamam mı? Şükran teyze, her şey yolunda mı? Seninle Sibel'le ilgili konuşmak istiyorum Melis. Anlattım yoksa Sibel sana durumunu? Ne durumu? O ameliyattan sonra gerçekten çocuğu olmayacak mı Sibel'in? Maalesef Şükran teyze. Sibel, bak, bunları sana anlattığımı duyarsa canımı okur.
Hiçbir şey bilmiyormuş gibi yap Şükran teyze, ne olur. Yoksa bana bir daha güvenmez. 3 ay. Anne olmak için sadece 3 ay var, öyle mi? Ah Sibel. Nasıl saklar benden böyle bir şey?